Drone kullanarak biraz ayıklaşabiliriz. He. Drone yolla da hemen öldürsünler bizi. Bir metre daha yaklaşırsanız fark ederler. Planın ne? Yol şurada ikiye ayrılıyor. Eğer takip ederseniz yakalanırsınız. O yüzden ani bir baskın yapmanız lazım. O yol ayrımına tuzağı kurun. EHP kullanarak zırhlı aracı konvoydan uzaklaştırabiliriz. Vallahi ne yaparsanız yapın ama dikkatli olun. O aracın içindekinin ne kadar kıymetli olduğunu kimse bilemez. Hadi. Dinliyorum Duragan. Hazır mısınız? Sen başlayalım dediğin zaman ortalığı birbirine katarız. Güzel. Başlayın o halde. Onların içine öyle bir virüs salın ki kendi hastalıklarıyla uğraşırken biz de rahat rahat işimize bakalım. Tamamdır. İstediğin gibi olsun. Kalabalığa karışın. Girin ibadethanelere. Sonra çantaları bırakın, çıkın. Fazla uzağa gitmeyin. İletişimini koparmayın. Sonra patlatın. Bu kargaşada kimse sizden şüphelenmez. Sakın yakalanmayın, tamam mı? Sonra doğru buraya gelin. Tamamdır. Sakın yanlış yapmayın. Telefon kullanmayın ki yeriniz belli olmasın. Adresler de burada. Ezberleyin, sonra da yırtın atın. Toplu taşımalardan, merkezlerden uzak durun. Taksiye binin. İstanbul'u bilmediğinizi de kimseye belli etmeyin. Merak etme. Bu eylemler çok önemli. Başarırsanız örgüt sizi çok iyi yerlere getirecek. Değişik kademelerde görev alacaksınız. Davanızın öncüleri olacaksınız. Şunu unutmayın. Her şey özgürlüğünüz için... Her şeyi hak ettiğinizi almak için. Sizler benim en iyi adamlarımsınız. Hadi bakalım. Şimdi yemeğinizi yiyin. Sonra da yolunuz açık olsun. Baba. Hoş geldin oğlum. Nereye gidiyorlar? İstanbul'a. Katliam büyük olacak desene. Kazanız mübarek olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun.
Nisan Hanım. Nasılsın Dragan? Bu işi bugün hallediyoruz değil mi? Dönüş biletimi alacağım ona göre. Almamanız hata. Birazdan milli güvenlik protokolü elimizde olacak. Ondan sonrası patlamalar çatlamalar. Yani ondan sonrası sizde. Güzel. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Çok iyi bir iş başardım. Sana. Sabahtan beri bir dalgınsın. Sorma abi ya. Anneme üzülüyorum. Ne oldu lan Esma teyzeye bir şey mi oldu? Niye söylemiyorsun oğlum? Yok abi öyle bir şey değil ya. Ben kırdım kalbini. Sebep? Ya bir şey yok aslında da. Evlendiğimizden beri bizde kalıyor. Suda biraz şey yapınca... Sen de gittin kadının kalbini kırdın öyle mi? Sabah gittim bir özür dileyim bir duasını alayım diye. Konuşmadı benimle. Ay bir duasını alamadım ya canım ona sıkıldı. Merak etme o sabah ezanında başlamıştır sana dua etmeye. Başlamıştır da. Senin yaptığın hıyarlığı unutturmaz ama. Oğlum sen hanım köylü müsün lan? Öyle bir şey değil abicim. Nasıl bir şey Çaylak? He? Daha dün bir bugün iki. Bir durun ya. Oğlunu emanet edemiyor kadın. Bir içi rahat etsin. Bir gelinine güvensin. Zaten bırakıp gider. Bir ömür boyu sizde yaşamayacak ya. Ulan iki gün anana sabredemedin ya. Bak. Bu kadın seni 9 ay karnında taşıdı. Yemedi, yedirdi, yetiştirdi. Bak. Koç gibi evlat verdi vatana millete. Sağ ol abiciğim. İçim nasıl ferahladı bilemezsin. İçim ferahlamasın Çaylak. İçim ferahlamasın. Aha buranı otursun ki dönünce git elini öp. Sarıl boynuna al gönlünü. Alacağım zaten abiciğim. Ya ağzımdan çıktığımda pişman oldum zaten. İyi aferin. Anne. Ne yapıyorsun? Gidin ben yavrum. Sizin de rahatınızı bozdum. Ya anne o nasıl laf öyle? Yok kızım yok. Ben sığamadım bu eve anladım. Gideyim artık. Hem babana da söyledim bilet alacak. Anne. Anne bunlar nasıl laflar Allah aşkına ya? Sen Feyzullah'ın ne dediğini duymadın mı yavrum? O ne söylediyse öyle bir anda sinirden söyledi. Hem biliyor musun dün gece hiç uyuyamadı. Olsun kızım. Ben gideyim. Anneciğim. Bak. Olmaz böyle ya. Ha? Tamam haklısın. Evet biz hatalıyız. Özür dilerim. Ama bak. Böyle sen küs gidersen gerçekten benim içim hiç rahat etmez. Ya en azından Feyzullah'ı beklesek. Hemen senin kızın değil miyim artık? Oy nasıl laf yavrum kızımsın tabii. Kurban olurum. E tamam o zaman. Ya kızınla oğlum bir hata yaptı. Hemen böyle en ufacık bir şey de çekip gidecek misin sen? Hadi gel gel. Bak ben şimdi sana şöyle bol köpüklü güzel bir kahve yapayım. Beraber içelim. Hem istersen Güler ablayla Nazlı'yı da çağıralım mı? Sen onlara kek ikram edersin. Hazırlanın geliyorlar. Hadi artık, yola koyulma vaktidir. Araba hazır mı? Hazır. Hadi çıkalım.
konum bilgisi geldi mi? Varış noktasına 2 dakika. Sinyal var mı hala? Vericiyi öyle bir yere koydum ki fark etmesi imkansız. Sinyalde hareketlilik yok. Varış noktası sabit. İHA komutanlığı görüntü almak için insansız hava araçlarını bölgeye yönlendirdiğini ve operasyon görüntülerini bizimle paylaşacağını bildirdi. İnşallah kazasız belasız alacağız o haini. Söyleyelim. Erdem ablayım, İHA'lar destek için havalandı. Operasyon bölgesini havadan görüntüleyebiliyoruz. Tamamdır. Birazdan oradayız. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin. Komutanım geldi. Hadi hazırlanın beyler. Beşer bir. Yerini aldın mı? Neşter, neşter bir. Yerimdeyim. Neşter unsurları. Baran Becdet'i sağ olarak ele geçirmemiz lazım. Listedeki diğer isimler için işimize yarayacak. Dikkatli olun. Emredersiniz. Emredersiniz. Neşter bir, neşter. Neşter bir dinlemede. Görüş var mı? Evden çıkanlar var. Olumlu. Görüşümde. Muhtemel bombalı eylem şüphesi. Çantalara dikkat. Ben hedefleri önden etkisiz hale getiriyorum. Gebertin hepsini. Hiçbir isa bırakmayın. Gel fazla, gidiyoruz. Bırak, çatışın benden baba. Gidiyoruz, gel. Bombacılar indirmişler, geliyorlar. Araç hazır mı? Hazır. Tamam, hadi yürü. Komutanım, çantalarda patlayıcı düzenekleri var. Sinyalde hareketlilik var. Beşler bir. Dışarıda hareketlilik var mı? Olumsuz. Anlaşıldı. Nereden çıktı bunlar? Nasıl buldular yer bizi? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Dün bir adama çarpmıştık. Kesin ajandı onlar. Yeni mi söylüyorsun? Aptal herif! Fazlı! Fazlı dur! Her yer asker dolu. Ne halin varsa gör. Komutanım kaçıyor!
Neşer bir görüşü var mı? Hedef etkisiz hale getirildi. Hayırdır lan, ha? Kandırdın lan beni. Ajansın sen. Kıyamam sana, yeni mi uyandın? Kalk. Çek! Çık dışarı çek! Çek! Ellerini kaldır! Göreyim ellerini! Tak kelepçeyi! Sesler buradan geliyor. Ne oluyor oğlum, bunlar kim? Tamam tamam amca, korkmayın. Biz Türk askeri, sizi kurtarmaya geldik, tamam. Hadi hadi. Lan şu kansızlara bak ya. Yaşlı başlı insanlara ne yapmışlar? Gel 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 gel, dayan bana. Çömel! Çömel! Dön önüne! En kafanı! Beşler unsurları. Operasyon tamamlandı. Durum nedir? Neşter neşter beş. Komutanım, burası fena. Tutsak siviller var. Biz dışarı çıkıyoruz. Tamam, anlaşıldı. Amca yürüyebilecek misin? Yürümesine yürürüm de evladım. Hanımın durumu çok kötü. Hı? Can çekişiyor zavallı. Anacığım tamam, sen rahat ol. Merak etme. Biz seni hastaneye yetiştireceğiz, tamam mı? Hiç korkma. Amca, siz niye buradasınız? Bizim çocuklar örgütten kaçtılar. Bunların ne mal olduğunu anlayınca da kendilerini gizlediler. Olurdu konuşurlarsa diye de bizi buraya hapsettiler. Sizi koz olarak kullandılar yani, öyle mi? Nasıl anlarsan. Konuşanların ailelerini öldürüp çukura atıyorlar. Gömdürmüyorlar bile. Konuşmasa ne olur, şu hale bak, burada insan mı yaşar ya? Amca, korkmayın, kurtuldunuz. Bu saatten sonra kimse bir şey yapamaz size. Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Hadi. Hadi anacığım, gel. Artık telefonumu mu alsan Yavuz? Bu ani karşıma çıkışların rahatsız etmeye başladı. Benim ülkeme, benim ülkemin vatandaşlarına kötülük yapmaya kalktığın sürece daha çok karşına çıkacağım. Yemeğimde zehir yoktur umarım. Sizi zehirleyen zehirlemiş. Çok güzel konuşuyorsun. Özleyeceğim. Ne oldu, gidiyor musunuz? Evet. Bu kadar ziyaret yeterli. Kısa zamanda çok yol kat ettik. Öyle mi? Öyle. Sana bir kadeh söyleyeyim, zaferimize ortak ol.
Bombayı aradık, acil! Koşun beyler. Koşun şanlı. Komutanım, bunlar örgütten kaçanların aileleri. Polis askere konuşurlarsa diye kapatmışlar. Komutanım, teyzenin durumu hiç iyi değil. Açlık koş. Otur anacığım, gel. Gel otur şöyle. Tamam. Bırakın beni oğlum. Bırakın gidin siz. Olur mu, seni bırakıp gider miyiz? Ben size yük olurum. Bırakın gidin siz beni. Ben şuracıkta ölür giderim. Abi ben ne yaptım ya? Topla kendini. Şimdi sırası değil. Aşık. Ne diyorsun? Komutanım. Durumu çok kötü. Acil hastaneye yetişmesi lazım. Bu kadar insan bizim arabaya sığmaz. Avcı. Şu aracı alalım. Hadi herkes araca. Hadi toparlanın, gidiyoruz. Tamam anacığım, korkma. Korkma, kurtaracağız seni. Ölüm yok. Ölüm diye bir şey yok, tamam mı? Ne hayırlı evlatsın sen. Allah seni yetiştir, anadan babadan razı olsun yavrum. Senden de razı olsun anacığım. Gel, geçti. Hadi. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gelecek mi evladım? İnşallah amcacığım, inşallah. Konumumuzu görebiliyor musunuz Eylem? Görebiliyoruz. Bize hemen helikopter desteği lazım. Sivil yaralılar var yanımızda. En yakın buluşma noktası 10 kilometre mesafede. Konum bilgisini gönderiyorum hemen. Anlaşıldı. Kaç kişisiniz? Timle beraber 15 kişiyiz. Anlaşıldı. Hiç düşündün mü Yavuz? Neden sürekli bu ülkeye saldırıyorlar? Neden sürekli tehdit altındasınız? Neden? Çünkü zayıfsınız. Zayıflıyorsunuz. Bu da birçok yabancı devletin iştahını kabartıyor. Bizim gibi mesela. Oburluk iyi bir şey değil. Olaya çok başka yerden bakıyorsun Yavuz. Mesele büyümek değil. Mesele güç kazanmak. Yani sömürmek. Çok katısın. Bu kadar katı olmasan seninle biz işler yapardık. Senin gibi yetenekli bir asker bizim çok işimize yarardı. Ben korkaklarla, alçaklarla iş yapmam. Biz mi korkarız? Aynen öyle. Korktuğunuz için üzerimize gelmiyor musunuz? Bunu bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Bu ülkenin geçmişte yaptıkları ve gelecekte yapacakları sizi korkutan. Ama doğru. Siz haklısınız. Zamanında bu sınırlarda sille tokat kim kovulsa aynı travmayı yaşardı.
Evet, dinliyorum. Çantayı aldık. Milli güvenlik protokolü elimizde. Türklerin en büyük savunma duvarını yerle bir ettik. İyi iş çıkarttınız. Hadi! Buranın tatlısı güzeldir Yavuz. Yemeğini tavsiye ederim. Bu tatlıyı çok özleyeceksin. Hoppala! Nereden çıktı şimdi bu ya? Bekle. Tuzak olabilir. Niye durduk? Komutanım, burası temiz gibi gözüküyor. Aynen. Başka yol var mı gidebileceğimiz? Geride, birkaç kilometre ötede bir yol ayrımı var. Oradan gidebiliriz. Ama yolumuzu uzatır. Tamam. Tamam. İHA'lardan acil durum bilgisi geçildi. TİM'e yaklaşan bir grup terörist tespit edilmiş. Ekrana verin hemen. Tamam, kahretsin. Söyle Eylem. Erdem abim, ne oldu? Neden durdunuz? Yol kapalı. Buradan dönüp başka bir yoldan geleceğiz. O kadar zamanımız yok. Nasıl yani? İHA komutanlığından acil durum kodu geçildi. Size doğru yaklaşan bir grup terörist var. Birkaç dakikaya orada olurlar. Beyler, misafirlerimiz var. Geri dönemeyiz. Komutanım, yaşlılar var. Teyzenin durumu da gittikçe ağırlaşıyor. Ne yapacağız? Aşık. Emredin komutanım. Nereden gidebiliriz? Komutanım, yürüyerek yaklaşık 10 dakikalık bir mesafede dere yatağı var. Eğer orayı aşarsak güvenli bir şekilde ilerleyebiliriz. Derin midir? Sanmam komutanım, geçeriz. Yaşlıları da sırtımıza alırız. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Gelmek üzere alır. Avcı, toparlanın, gidiyorsunuz. Ben burada kalıp size biraz zaman kazandıracağım. Baranı da alın. Nasıl yani komutan? Yalnız biz geride adam bırakmayız komutanım. Emirlerime karşı mı geliyorsunuz? Estağfurullah komutan. Öyle bir şey değil tabii ama sizi burada yalnız bir başına nasıl bırakalım? O dereden geçene kadar bu herifler gelirse ne olur, hiç düşündünüz mü? Şişmiş cesetlerimizi ileriden toplarlar. Hadi bizi geçtim. Bir sürü sivil var. Pisi pisine ölsünler mi? Şimdi ne diyorsam onu yapın. Komutanım. Bu bir emirdir dedim avcı. Emredersiniz. Keşanlı, çaylak aşık. İndirin sivilleri, gidiyoruz. Etrafa göz kulak olun.
buraya kadar Yavuz. Tarih senin ve senin gibilerin kahramanlıklarını değil, bizim bu topraklarda kuracağımız yeni düzeni yazacak. Geçmişinizi kimse bilmeyecek. Geleceğiniz de bizim çizdiğimiz tabloya göre şekillenecek. Yepyeni bir Türkiye olacak. Belki ismini de değiştirebiliriz. Bu ülkenin tarihini unutturmak için önce kendi halkınızın hafızasını silmeniz lazım. Biz kendi kendimize savaşarak çizmedik bu sınırları. O kadar acınacak durumdasınız ki farkında bile değilsiniz. Gücüyle övünenlere güçsüz zannettikleri acıyor. Çizdiğiniz tablo tam olarak bu. Neredesiniz? Konuştuğumuz gibi buluşma yerindeyim. Güzel. İçindekini alıp çantayı imha edin. Tamam. Alo. Alo. Allah kahretsin. İyi misin? İyiyim. Evdeyim. Ev işleri işte. Nazım iyi mi? Evde mi? Odasında çağırayım mı? Yok yok. Sesinizi duymak için aramıştım. Allah Allah. Ne oldu birdenbire? İyi misin sen? İyiyim canım. İyiyim. Sesini duymak isteyemez mi? İstersin. İstersin canım. Da ne bileyim. Daha önce pek olmadı ya. Güler. Seni ve Nazım'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz tabi. Siz benim her şeyimsiniz. Eğer bana bir şey olursa dik dur olur mu? Yoksa Nazım bu yükü kaldıramaz. Allah korusun, nereden? O nasıl söz? Güler, biliyorum. Asker eşi olmak zordur. Belki arzu ettiğin hayatı da yaşatamadım sana. Romantik bir adam da sayılmam. Öyle çiçekli böcekli romantik lafları da bilmem. Ama canımdan bir parça olduğunu bil. Biliyorum. Hiçbir zaman aksini düşünmedim. Eğer böyle dimdik ayakta durabiliyorsan bunda en çok senin payın var Güler. Nazlım gibi bana hayırlı bir evlat verdin. Yetmedi. Ben dağ bayır gezerken... Yalnız başına büyüttün onu. Birbirinize sahip çıkın Güler. Ama beni de unutmayın. Erdem. Sizi canımı verecek kadar çok sevdiğimi bilin. Erdem. Erdem. Şimdi kapatmam lazım. Ararım sonra. Erdem. Sen
ne olur, ne olur tut ellerimi. Hadi bismillah. Ne olur, ne olur. Dayı gel. Geç altından. Sıkı tut. İpi tut. Sakın bırakma ipi. Sen bana tutun. Sıkıcım. Ellerimi çözseydiniz bari. Yoksa boğulacağım. Üzülmeyiz, merak etme. Yürü hadi, yürü. Bak, zenginleşince ben tekrar seni görmeye geleceğim, elini öpmeye. Tamam mı? Bak, hem karımı da getiririm. Yeni evlendim ben, biliyor musun? Hatta hanımı da getiririm. İlk önce bir gönlünü almam lazım ama olsun. Kalbini kırdım biraz. Anacığım, duyuyorsun değil mi beni? Yürü. Dayan, az kaldı hadi. Dayan anacığım. Dayan. Komutanım, sen yeter. Çık sen, Çaylak çık. Çık. Tut kollarından. Tut. Hadi gel. Kaldır. Hadi gel. Gel anacığım, gel gel gel. Aşık. Tamam. Tüfeğini ver. Tamam. Tamam. Tamam, geldik. Geldik anacığım. Ana. Ana şimdi olmaz ama. Bilir. Aç gözlerini hadi. Hadi aç gözlerini. Şimdi olmaz hadi. 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 Avcı. Anacığım bak geldik. Hiçbir yerlik bak, biz buradayız. Helikopter bizi bekliyor. Hadi kalk. Aç gözlerini anacığım. Hadi aç gözlerini. Aç. Anacığım. Anacığım. Anacığım hadi. Hadi anacığım. Hadi. Hadi be anacığım. Hadi be anacığım. Hadi. Hadi. Çaylak diyorum. Nefes almıyor komutan. Bırak hadi. Öte dünya artık onun yeri. Çıkaramadım onu bu bataktan. Kurtaramadım. Allah bildiği gibi yapsın beni. Senin yapacağın bir şey yoktu amca. Elinden bir şey gelmezdi. Gelecekti evlat, gelecekti. Gelmese bile ondan önce ben ölecektim. Hayır, yaşayacak o. Hadi teyze. Hadi anacığım kalk. Hadi uyan. Hadi uyan artık. Hadi. Hadi be. Toparlanın. Gidiyoruz. Acı haberi aldık galiba. Hepsi bir oyundu. Sen yaptın. Bu birinci ders Nisan Hanım. Tasmanızı tutanlara ya da tasmasını tuttuklarınıza iletin. Bizi hafife almayın. Ülkemizden defolun gidin. Bizimle uğraşmayın. O korkak arkadaşlarına ve para babalarına da söyle. Biz tarih boyunca kimseden korkmadık. Bu aşağılık düzeninde bir parçası olmadık. Bizden daha güçlü değilsiniz Yavuz. Sizden hem daha güçlüyüz, hem daha akıllı. Güzel. Protokolün nerede tutulduğunu bildiğimizi biliyorlarsa onu artık orada tutmayacaklardır. Yeni değiştirirler mi diyorsun?
olsaydınız hala orada tutar mıydınız? Hayır. Bu hoşuma gitti. Bir aslanı vuracaksanız kalamamalısın. Aşağıdalar, gördüm. Hazır olun. Baran'ı canlı çıkaracağız. Başka kimseyi sağ bırakmayın.